Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 28. günün 3. dersine. Ne anlatacağız? Teğet geniş açı anlatacağız. Çemberde açıdaki temel ayaklardan biridir. Bir merkez açıydı, 2 çevre açıydı ve 3 teğet giriş açı. Şimdi teğet giriş açıya başlayacağız bakalım. Hemen kitabımızda sayfa numarasını bulalım. Teğet giriş açı da sayfa numarası 168'de kalmıştık. Onun sağ tarafı. Sonra 169, sonra 170 ve sonra 171'den de sol tarafı çözeceğiz ve bugünü noktalayacağız. O zaman hadi ben kalemimi aldım, derse başlayalım. Şimdi teğet giriş açı dediğimiz şey, adı üstünde, teğet ile giriş arasında oluşan açıya biz teğet giriş açı adını veriyoruz. İşte bu teğet, bu giriş, bu arasında kalan açı bu. Yalnız dikkat, şu teğet bu diyorsunuz, giriş bu diyorsunuz, açıyı da şurası alıyorsunuz. Bak, yaya kadar değil, tamamını alacaksınız. Burada bir açı yoktur ya da burada bir açı yoktur. Şurada bir açı yoktur ama şurada kaç, böyle de gösterilir. Böyle de böyle de böyle de aynı açıdır zaten bu. Şuradaki açıdan dolayı. Açının ölçüsü yani aynıdır. Teğet ile giriş arasındaki açıya yoğunlaşacaksınız. Çünkü iki kesişen doğru arasında bir açı oluşur burada. İşte burada da neye dikkat edeceksiniz teğet giriş açıda? Teğet ile giriş açı, teğet giriş açıda daha doğrusu dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çevre açı muamelesi yapacaksınız. Çevre açı neydi? Hocam açı ve gördüğü yay alfaysa 2 alfaydı. Burada da aynı mantık var. Açımız alfaysa gördüğü yay 2 alfaya eşit olacak. Teğet giriş açının mantığı bu kardeşim. Tamam. Açı ve gördüğü yay 1'e 2 şeklinde olacak. Çevre açı gibi davranacaksın. Hemen gelelim öğrenme alanına. Hocam şuraya baktığım zaman benim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Şuraya baktığım zaman hop böyle bir teğet. Zaten teğet varsa ince detaya dikkat, teğet giriş açı vardır. Teğet giriş açıdan 35 ise gördüğü yay nedir? Hocam 70'tir. Boşuna şu girişlerin eşitliğini vermemiştir. Girişler eşitse yaylar eşittir. Burası da 70 yapar. Sonra 70, 70, 140. 360'dan 140 çıkar. 220 kalır buraya. Hocam alfada 220'yi görüyor. Yani kaç derece yapar? 110 derece yapar. Çevre açıdan dolayı. Sonra geldik şuraya. 35 verilmiş. 35 ise gördüğü yay 70. Sonra paralellik verilmiş. Bak, eski bilgileri kullanıyoruz. Geçen dersteki gördüğümüz paralel girişler arasında kalan yaylar birbirine eşit. Yani burası da 70 yapacak. Sonra burada bir çap verilmiş. Çapı gören çevre açıyı mı kullanacağım? Ya da çap olduğunda 180, 180 olmuyor muydu? Evet hocam. O zaman 180 yapması için buraya ne kaldı? Hocam 70, 70, 140 buraya ne kalır? 40 derece kalır. Teğet giriş açı var burada. Gördüğü yayın yarısı olacaktır. Yani 20 derece yapar. Alfayı böylelikle 20 derece olarak buluruz. Evet, öğrenme alanı soruları bunlar. Teğet olduğunda teğet giriş açıya dikkat edeceğiz kardeş. Evet, geldik örnek 20'ye. Klasik sorularla başlıyoruz şöyle bir. Örnek 20'de bir ikizkenarlık verilmiş. İkizkenarlıktan dolayı taban açıları birbirine eşitliği. Hemen yazdım şöyle. Sonra burası ne olacak? Ters açıdan alfa olacak. Bize şu teğetlik verilmiş ya da bu teğetlik verilmiş. Teğetlik var. Verilmişse teğet giriş açı. Buradaki açı ve buradaki açıya dikkat edeceğiz. Ya da buradaki teğetlikte bu açıya ya da bu açıya dikkat edeceğiz. O baktığımız açıları yazabiliyor muyuz? Evet, yazabiliyoruz sanki. Bak, burada iki tane açı yan yana geldi. Dayanamam deyip ikisinin toplamı bir dış açı diyebilir miyiz? Evet. Yani şurası ne oluyor o zaman? Alfa artı 15 oluyor. Ne güzel. Alfa artı 15 teğet ile giriş arasında kalan açı. Teğet giriş açımız buysa gördüğü yay 2 katıdır. Hemen gördüğü yayı yazalım 2 kat diye. 2 alfa artı 30 yaptı. Başka ne yapacağız? Hocam şurada da var teğet giriş açı bak. Bu yayı görüyor. Hocam teğet giriş açı mantığı gördüğü yayın yarısı değil midir? Evet. Yani 2 alfa artı 30'un yarısı alfa artı 15 yapar burası. Ana, ne çıktı burada? Hocam burada bir üçgen çıktı. Üçgen ne? Üçgen iç açılar toplamı 180. Yani topluyoruz bunları. Alfa artı 15. Yani 3 alfa artı 15. 3 alfa artı 15 eşittir 180 diyoruz. 3 alfayı böylelikle 165 buluyoruz. Alfayı da böylelikle 55 derece olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? 55 derece isteniyor. Alfa isteniyor. Cevap 55. Geldik bir sonraki soruya. Soru değilmiş. Sonuçmuş. Sonuçlar. Evet, burada da sonuçlarımız var. Nasıl ki çevre açıyla merkez açıyla sonuçlarımız vardı. Paralel girişler arasında kalan yaylar eşit. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit. Eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Hatırlatayım şöyle bir. Buradaki sonucumuz neymiş hocam? Buradaki sonucumuz da teğet giriş açıyla çevre açı aynı yayı görüyorsa birbirine eşittir diyor. Yani CTB açısıyla TDC açısı birbirine eşittir diyor. Niye? Arkadaş, teğetlik olduğu zaman zaten teğet giriş açıya dikkat ediyoruz. Burası alfaysa gördüğü yay 2 alfa. 2 alfaysa burası da alfa oldu mu dostum? Oldu. Çevre açıdan dolayı. Gerçekten alfaya alfa çık. Yalnız bu sonucu ezberleme. Kendiliğinden çıkacak. Ben sorularda bu şekilde yapıyorum. Sen de bu şekilde yap. Her zaman bu kalıbı böyle aramak zorunda değilsin. Teğet giriş açı olduğunda teğet giriş açıya dikkat et. Açı ve gördüğü yay ilişki, yay ilişkisine yani. Çevre açıda da öyle. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Buna dikkat ettiğin sürece çoğu soruyu çok rahat bir şekilde çözersin. İkincisi, bak bu önemli. Şu
şuna yıldız atalım. Bunu özellikle uzunlukta çok kullanacağız. Merkez ile teğet değme noktasını birleştiren, değme noktası birleştiren doğru teğet dikdörtgen. Bir daha söylüyorum. Merkez ile bir çemberde bir merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğet dikdörtgen. Yani ben şunu şöyle söyleyeceğim. Bir çemberde teğet varsa, merkez varsa, daha doğrusu merkez varsa, teğet varsa çek dik diye bağıracağım. Bunu özellikle uzunlukta çok bağıracağım. Bağıra bağıra yapacağız bunu. Özellikle çemberin merkezi varsa ve teğet varsa çek dik çok önemli. Zaten bu bizim ek çizime de uyuyor. En etkili silahımız yarı çap çizmektir. Tam buraya yarı çap çizmiş oluyorsun. Burası da 90 derece oluyor sadece. Hocam bu nereden geliyor? Bu nereden geliyor? Bak şimdi. Ben neyi biliyorum? Merkez açıyı, çevre açıyı, teğet kiriş açıyı. O zaman burada bir şey yapalım hocam. Şunu şöyle uzatalım. Teğet kiriş açı oluşsun. Teğet kiriş. Bak teğet var ya. Kiriş yok. Uzatıp kiriş oluşturalım burada. Oluşturunca bu bir çap yaptı. Çap olduğundan dolayı bu 180-180 ayırmak zorunda değil mi çap? Teğet kiriş açı. Neyi görüyor? 180'i. Yarısı da 90. İşte buradan geliyor. Ama bizim anahtar kelimelerimizden biri. Özellikle uzunlukta çok kullanacağız. Merkez varsa, teğet varsa çek dik gerçekten önemli bir yere sahip. Lütfen buna dikkat. Evet, B şıkkı bu şekilde. Gelelim C şıkkına. Evet, içten ya da dıştan teğet çemberlerde ortak kiriş ile oluşturulan teğet kiriş açıları ile bu açıların yayların ölçüleri birbirine eşittir. Mesela iki tane teğet çember verilmişse, ortak teğeti varsa, ortak teğetteki o teğet kiriş açılar birbirine eşit. Tamam. Hatta yayları da, ayırdıkları yayları da birbirine eşit oluyor. Ya hocam bunlar nasıl olur? Birisi büyük, birisi küçük. Bu soru şuna dönüştü. Bu çemberin ölçüsü kaç? 360. Bu çemberin ölçüsü kaç? 360. Uzunluk olarak düşünmüyoruz. O zaman buradaki yayın ölçüsüyle buradaki yayın ölçüsünün birbirine eşit olması gayet normal. Çünkü küçük çemberde de büyük çemberde de 360'ar derece var. Derece olarak bakıyoruz. Bunların yayların uzunlukları demiyoruz zaten. Yayların ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Ne zamanmış? İçten teğet ya da dıştan teğet bir çember gördüğümüzde. Niye? Sen çünkü şuraya bir alfa diyecek olursan. Hocam buraya alfa dersen büyük çemberde teğet kiriş açıdan gördüğü yay 2 alfa. Hocam küçük çemberde de teğet kiriş açı var. Alfa ise burası gördüğü yay ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. Evet, burası 2 alfa oluyor. Gerçekten ayırtlı yaylarda eşit oluyor. Bir daha okuyalım. İçten teğet ya da dıştan teğet çemberlerde ortak kiriş ile oluşturulan teğet kiriş açılar ile bu açıların yayların ölçüleri birbirine eşittir ya da eşittir. Görüyorsun. Zaten biz ilerleyen sorularda da göreceğiz. İki çember birbirine değdiği zaman ortak teğetini çizeceğiz. Bu çemberler içten ya da dıştan birbirine teğet olabilir. Önemlidir. İçten teğet ya da dıştan teğet çemberler gördüğün zaman hemen çemberde açı sorusu soruluyorsa ortak noktasından bir teğet çizeceksin böyle. Her ikisine teğet olan bir doğru çizeceksin. Burada da aynı mantık. Hocam buraya da bakacak olursak şurası teğet kiriş açıdan gördüğü yay 2 alfa. Ters açıdan dolayı burası da alfa. Gördüğü yay da burası da 2 alfa oluyor mu? Oluyor. Bak iki çember birbirine teğet ve açı soruluyorsa şu ortak teğet mutlaka ama mutlaka çizilir. Ama bu özellik içerisinde vermişim bunu. Bu özelliği bilmeyin. Yani bu özelliği şöyle bilin. İspatını bilin daha doğrusu. Burada ispatı önemli bizim için. Biz ne yapacakmışız burada? Önemli olan iki çember birbirine değdiği zaman hemen ortak teğeti çizeceğiz. Yani sonuçlarda önemli olan sonuç hangisi? İşte bu sonuç. Merkez varsa, teğet varsa çek dik bizim için aşırı derecede önemli. Hadi gel öğrenme alanı sorularına bakalım. Birinci soruya baktığımız zaman. Hocam yarım çember verilmiş, merkez verilmiş. Merkez verilmiş ve teğet var. Ve ben sorunun çözümüne buradan ulaşamıyorum. Bir şey çizmem lazım. Merkez varsa, teğet varsa ne yapacağım? Çek dik. Hemen şu diki çiziyorum kardeşim. Burası 90 derecedir. Ama bunu çizince bunun yarı çap olmasını unutma. Hocam bu yarı çap, bu yarı çap. Hatta bu da yarı çap. Burada ne çıktı o zaman? Hocam ikizkenar üçgen çıktı. Hemen yazıyoruz buraya da alfayı. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıdır ve şuradaki üçgende 3 alfa eşittir 90 oldu. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. A şıkkını 30 bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi burada ezberlemeyin dediğim bir şey. Teğet kiriş açıyla çevre açı aynı yayı görüyorsa bunlar birbirine eşittir. Ezbere gerek yok. Niye? Bak şimdi. Benim için önemli olan merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı ve bu açılarda açı ve gördüğü yay bizim için önemli. Buraya baktığım zaman ne görüyorum? Görme deme. Beynimle bakıyorum. Yani soruya baktığım zaman ne fark ediyorum daha doğrusu? 20 var burada. Çevre açı bu. Çevre açıysa gördüğü yay ne olacak? Hocam 40 olacak. Bir çevre açı bilgisi vardı. Hemen onu kullandım. Sonra teğetlik olduğu zaman ne yapıyorum? Teğet kiriş açıya dikkat. Hocam burada teğet var, kiriş var. Teğet kiriş açı var. Gördüğü yay 40 ise o zaman burada kaçımız 20 derece yaptı? Buradaki açı üçgende iki tane açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı yapar. Çünkü 30 ile 20'nin toplamı 50 yaptı. Ve sonra buradaki üçgende iç açılar toplamı 50, 20 daha 70. Alfaya kaç derece kaldı? 110 derece kaldı. Dolayısıyla alfa 110 çıkar dostum.
dostlar. Evet, cevabı 110 olarak bulduk. Geldik C şıkkına. İki çember birbirine teğet verilmiş. E ne yapacağız hocam? Açı bilgilerini de kullanamıyorsan birbirine teğet olmasını kullanacaksın. Nasıl mı? Hemen ortak teğeti çizeceksin kardeşim. Hop, ortak teğet çizildi. Şöyle çizdik ortak teğeti. Ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. Ama hocam şurada da teğet giriş açı var, burada da teğet giriş açı var. Hangisini kullanacağım? Buradaki açıya bakalım kardeşim. Bu çevre açı değil mi büyük çemberde? Evet, büyük çemberde çevre açı. Her zaman soru bize kopyayı veriyordu. E burası 70 ise gördüğü yaya bakacağım. 70'in gördüğü yay. Hocam şurası 140 yapar. Teğet giriş açıdan o zaman burası kaç yaptı? Hocam teğet giriş açıdan direkt burası 70 yapar. E şimdi de 80'i kullanalım. Hocam 80 de küçük çemberde çevre açı. Hop, şurası 160 yapar. E hocam burada da burası, dikkat, teğet ile giriş arası bu 160'ı görüyor. Teğet giriş açı oluştu burada. 160'ı görüyorsa o zaman buradaki açımız da ne olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda. Alfa artı 70 eşittir 80 ise alfayı da böylelikle 10 derece olarak buluruz. Evet, C şıkkını da 10 bulduk dostlar. Öğrenme alanında işi öğrendik mi? Öğrendik. Merkez teğet çekti ki tekrar ettik. Sonra şu teğet giriş açıyla çevre açı aynı yayı görüyorsa birbirine eşitliği kullandık ama bunu bilmemize gerek yoktu. İki çember birbirine teğet olduğunda da ortak teğet çizeceğimizi bilelim. Şimdi aynı sıralamayla sorulara devam ediyoruz ve örnek 21'e bakalım. Örnek 21'e bakacak olursak şöyle. Aşağıdaki şekilde ACD noktaları O merkezi çember üzerindedir. Arkadaş burada direkt merkez var, teğet var. Çektik olmuş zaten. Yani burası ne? 90 derece. 90'ı yapıştırdık. Sonra baktım soruya, soruyu çözemiyorum ve yarıçap uzunluğu çift çizgi iken burası da çift çizgi olarak verilmiş. Yani burada ne var? Bir eşitlik var. Yarıçap uzunluğuyla bir eşitlik var hatta. O zaman ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. Yarıçapı çizeceğiz. Yalnız yarıçapın şurası da eşit olduğunu gösterelim. O zaman yarıçap çizimi yapalım. Çizdik. Hocam bu da yarıçap. Ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60'ları yazdık. Sonra ne yapacağız burada? Burada verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Neyi kullanacağız? Hocam 50'yi kullanacağız. 90'ı kullanacağız. Başka bir şey var mı burada? Soruda takıldım. Takıldığım zaman soruyu okuyorum. Şurada ACD noktaları doğrusal. A, C ve D noktaları O merkezi çember üzerinde. AB doğrusu çember, A noktası çember, çembere teğet. OA ile CD birbirine eşit vermiş. Ya her şeyi kullandım aslında. 50 derecede kullandım. Büyük şeye bakacağız ya. Büyük resme bakacağız ya. Ya da büyük resme bakacağız diyorum. Ben bakıyorum fark edemedim. Arkadaş şu X buranın elemanı değil mi aynı zamanda? Ya da X büyük dörtgenin elemanı değil mi arkadaşım aynı zamanda? Evet. Büyük dörtgenin alanından bulabiliriz. Ya da hocam şuradaki dörtgenden 50, 90 şurayı bulabilirim ben. Şurada kaçtı da 120 derece. Ben soruya bakıyorum fark edemiyorum. Aslında burası burada kaçı yok diye böyle kendime söylüyorum. Aslında baksana şurada kaçı 120 derece. Buradaki dörtgenden bulabiliriz. Ya da büyük dörtgene bakalım. 90 var, 50 var, 60 var ve de X var. Hepsinin toplamı 360 olmak zorunda. Buradan ne geliyor o zaman? 90, 50 daha 140. Bu 200 yaptı. X de buradan 360-200'den 160 geldi mi? Geldi. O zaman örnek 21'de böylelikle 160 derece bulduk. Devam. Arkadaş burada ne var? Bak gözün kapalı. Alakası yerde, yarı çapla alakası yerde bir eşit verilmiş mi verilmiş. Yarı çap uzunluğunu kullanalım. Ne güzel. Yarı çapı yazınca. 20. İkizkenarın tepe açısı 20. 20-80-80 üçgeni. Hocam 80-80 yaptı burası. Burası da 80 oldu. Ve soruca ulaştık mı? Ulaşamadık. Ne yapacağız? Arkadaş buradaki teğetliği kullanmam lazım. Teğet giriş açı var burada. Değil mi? Ama ben bu yayı bilmiyorum ki. Bu yayı bilsem şurayı bulacağım. Ne yapacağım? Teğetlik var. O yayı bulmaya çalışmak için de bir hamle de yapabilirsin ama merkez varsa, teğet varsa ne yapıyorduk? Bar. Çektik. Değil mi? Hemen şuradan merkez varsa, teğet varsa çektik. Ama bu çektik yapınca burada yarıçap çizdiğini unutma. Yarıçapın eşitliğini göster. Gösterince ne çıktı burada? Yine burada ikizkenar çıktı. 20 ise taban açısı. Diğer taban açısı da 20 olacak. Hemen 20'yi yapıştırdım buraya. Sonra ne kalıyor buraya? Hocam burası 70 yaptı. Bizden buna göre alfa. TDC açısı alfa diye verilmiş zaten. O zaman alfa ne oluyor arkadaşım? Şuradaki üçgendeki iç açılar toplamı 80-70 daha 150. Alfa ya da 30 derece kaldı. Yani cevap 30 yaptı örnek 22'de. Geldik bir sonraki soruya. 23. sorudayız. Şekildeki E merkezli yarım çember. E merkezli yarım çember verilmiş. Tam yapmamıza gerek yok diye hep söylüyoruz zaten. Bir de ne verilmiş? Burada çeyrek çember verilmiş. Ne yapacağız arkadaş? Burada merkez var. Bu yarım çember. Teğet var. Ana. Merkez var. Teğet var. Ne yapıyorsun? Çektik. Hemen diki çizdin. Ama bunun yarıçap olmasını unutma. Bu küçük çemberin yarıçapı. Yarıçapı. Büyük çemberin yarıçapı ne oldu? 2R oldu. Hocam büyük çemberin yarıçapını da kullanacaksın. Dikkat. 2R burası. Onu yazalım. Hemen 2R'yi yazdık. Sonra ne yapacağız? Hocam başka bir şey verilmiş mi diye soruyu okuyorum. Başka da bir şey verilmemiş galiba değil mi? T noktasında teğet verilmiş. CD ile AO birbirine dik verilmiş. Bak. CD ile AO dik verilmiş. Hemen buradaki diki de yazalım. Hocam burası da 90'sa o zaman olaydı. 90. Burası da 90 oldu.
Burada bir dikdörtgen çıktı. Hatta kare çıktı. R iken R'yi yazdık. Hocam R'yi yazdık. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş açı da soruluyor. Burada uzunluklar da var. Büyük ihtimalle özel üçgen. Yani özel üçgen deyince aklımıza ne geliyor? Ya 45-45-90 üçgeni ya da 30-60-90 üçgeni. Ama burada büyük çemberin yarı çapını kullanmadık değil mi? Kullanalım. Bu büyük çemberin yarı çapı. Bu da büyük çemberin yarı çapı. Bak bu da çizilmiş. Bu da büyük çemberin yarı çapı. O zaman burada da ne diyelim şöyle? 2R diye gösterelim şöyle. 2R hocam burası. Burası 2R. Nerede? Şu üçgende. Ana! Bak olaya bak. Şurası R. Burası 2R. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. 30 yaptı, 60 yaptı. Alfa'ya da ne kaldı o zaman? 30 derece kaldı mı? Kaldı. Çünkü şuradaki açı 90 derece olduğundan dolayı. Evet. Örnek 23. Böylelikle ne çıktı? 30. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda. Örnek 24'teyiz. Şu açıların eşitliğini kullanacağım. Açıortaylığı kullanacağım. Hocam açıortayda kollar oranı tabanlar oranı. Uzunluklar olmadığı için demek ki sadece açı muhabbetini kullanacağım. O zaman ben burada açıya dalayım. Ne diyeyim ben buraya? X diyeyim. Alfa diyecektim de alfa aşağıda var diyor. Sonra ne yapacağım? Teğet giriş açı varsa teğet giriş açıya dikkat. Hocam buraya bir Y açısı diyeyim. Teğet giriş açı olduğunda gördüğü yay ne oluyordu? 2Y oluyordu. Hocam bu çemberde bir yay buldum. 2Y. Aynı zamanda bu çemberde de bak burası çevre açı. Yani burası da Y mi oldu? Evet. Ana dayanamam. İkisi yan yana geldi. 2 açı. O zaman burası direkt 2 açının iç açının toplamı 1 dış açıya eşittir. Burası da X artı Y oldu. Vay. X artı Y. Dikkat. Ne oldu burada? Hocam ikizkenar çıktı. Şu ve şu ikizkenar çıktı. Açılar eşit oldu. O zaman ikizkenar taban açıları eşitse X artı Y. Tepe açısı da 30'sa 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75 yapar buraları. Alfada ne olacaktır? Direkt 75'in 180'e tamamlayanı. 105 derece çıkar dostum. Örnek 24'ü böylelikle 105 buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Birbirine teğet çemberler var. Birbirine teğet çemberler olduğunda ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Ortak teğeti çizelim dostum. Hocam şuradan böyle ortak teğeti çizeyim böyle. Tam buradan geçtiğini nereden biliyorsun ortak teğetin değil mi? Ya eskiden böyle çözerdim de ben. Ama doğru çıkıyor. Ortak teğeti çizelim rastgele. Şuradan çizelim kardeşim. Tam B'den geçtiğini bilmiyoruz onun. İki çember birbirine değdiği zaman çemberde açıda ortak teğeti çizeceksin kardeşim. Bunu unutma. İçten ya da dıştan teğetse mutlaka çiz. Tamam çizdik hocam. Ortak teğeti çizmekteki amaç iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Mesela burada teğet giriş açı oluştu. Yani burası X açısıysa hocam gördüğü yay 2X'tir. Burada da bir teğet giriş açı oluştu. 2X'i görüyor. Yani burası da X olur. Bu çemberde de teğet giriş açıyı kullanayım. Y ise gördüğü yay 2Y'dir. Burası da teğet giriş açıdan dolayı yine bak 2Y'yi görüyor. O zaman burası da Y olacak. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman kullanmadığım bilgiye bakıyorsun. 80. 80 nerenin elemanı? Dörtgenin elemanı hocam. O zaman dörtgenin iç açıları toplamı 2X, 2Y ve 80. 2X, 2Y ve 80 toplamı eşittir 360 yapar. Buradan 2X artı 2Y'yi 280 buluruz. X artı Y'yi de 140 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? ATC açısı isteniyor. Hemen ATC'yi de şurada gösterelim. ATC açısı bak şurası. Hocam bu açı da X artı Y. Zaten yukarıda X artı Y'yi 140 bulduk. Dolayısıyla cevap 140 çıkar. Evet örnek 25 bu şekilde. Geldik 26'ya. İki çember dıştan teğet. Başka bir şey verilmiş bu soruyu okuyalım. BAT'den bahsetmiş 80 derece. TC ile şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de T noktası. BTC noktaları doğrusal. BTC. O zaman şu doğrusallığı kullanacağım kardeşim. Şu doğrusal bir şey. Tamam. Şu kullanılacak. Hocam iki çember birbirine teğet verildiği zaman ortak teğeti çiziyoruz. Çizdik ortak teğeti. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Tamam çizdik. Ortak teğet çizmekteki amaç neydi kardeşim? Hocam teğet giriş açıyı kullanabilmek. Ne verilmiş bana? 80 verilmiş. 80 ise gördüğü yay 160. Teğet giriş açı var burada. 80 yaptı burası. Şimdi bana boşu boşuna doğrusal verilmezdi bu. Arkadaş bu doğrusal. Bu da doğrusal. Ters açı oluştu burada. Bak burası 80 oldu. Teğet giriş açıdan 160 yapar o zaman burası. Sonra ne yapacağız? Hocam eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşitti. O zaman burası da 160 mı yapacak? Aynen. 160, 320. Buraya kaç kalır? 40 kalır. Dolayısıyla alfada çevre açıdan 20 mi yapar? Evet. Bunu şu şekilde de yapabilirdin. Hocam 160 ya burası. Burası çevre açı oluştu. 80 derdik. İkizkenarlı böyle kullanırdık. Burası da 80 derdik. 80, 160'tan burası da 20 çıkar derdik. Bu şekilde de yapabilirdik dostum. Tamam. Örnek 26. Böyle çıktı. Yani çemberler birbirine değdiğinde ortak teğeti çiz. Uzun zamandır ÖSYM bununla ilgili soru sormuyor. Dikkat edin lütfen bu sorulara. Yine burada iki çember birbirine teğet mi? Teğet. Şimdi burada O merkezli yarım çember verilmiş. O merkezli yarım çember verilmiş. Şu soru işaretini koydum buraya. Çünkü O merkez verilmiş ama dur. Onu düzeltirim ben. Şu O demiş. Yani merkezi noktası konulmamış buraya. Devam edeyim. O merkezli yarım çemberde T ve C değme noktaları. Hocam iki çember birbirine değmiş. İki çember birbirine teğet. İki çember birbirine teğet olunca ortak teğeti mutlaka ama mutlaka çizeceğiz kardeşim. Ortak teğeti çizdik. Tamam. Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de
o teğeti kullanabilmek. Hocam bu çemberde o teğet nasıl kullanılır? Bak dikkat et. Şimdi bu küçük çemberde nasıl kullanacağım? Hocam 20 ise gördüğü yay nedir? 40'tır. Şimdi buradaki yayı buldum ya. Teğet de var. Teğet kiriş açı o zaman. Ya bu teğet varsa, bu yay da 40'sa bu yaya ait bir kiriş oluşturalım kardeşim. Amaç o yayı kullanabilmek. Burada nasıl kullanacağız? Hop kiriş çizerek. Teğet kiriş açı oluştu burada. Yani şu açı kaç çıktı? 20 derece çıktı. Çünkü niye? Teğet kiriş açımız 40'sa, gördüğü yay 40'sa açımız 20 yapar. Hatta bak şuradaki açı da 20 derece yapar. Çünkü burada da teğet kiriş açı var. 42 görüyor, 20 yapar. Tamam, geldik şuraya. Hocam burada da yine aynı şekilde teğet var. Şu kiriş yok bu yaya ait. Bu kiriş oluşturabilirsin ama bence daha güzeli var. Arkadaş buradaki merkezi kullanalım bence. Merkez varsa, teğet varsa çektik daha güzel olmuyor muydu? Evet. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Amaç zaten bu ortak teğet çizmekteki amaç her iki çemberde de kullanabilmek. Ben bu çemberde merkez yoktu ki merkez teğet çektik yapayım. Ama burada bir yay olduğu için o yayın ölçüsüne ait bir kiriş oluşturdum. Teğet kiriş açı yaptım. Genelde teğet kiriş açıyla kullanılıyor orası. Ama burada merkez vardı. Merkez varsa, teğet varsa çektik yaptım. Ama bunu çizince hep söylüyorum. Unutma bak, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap eşitliğini göster. Aa hocam burası alfaysa burası da alfa yapar. İki açı yan yana gelmiş, dayanamam. İkisinin toplamı 2 alfa yaptı burası. Sonra hocam burada bir dik üçgen çıktı. Keşke şuradaki açıyı bulsam. Buluruz. Şurası kaç? 20. Burası kaç? 20. Burası kaç oluyor o zaman? O zaman burası da 40 yapıyor. İki iç açı bir dış açıdan 40 yaptı. O zaman 2 alfaya da ne kaldı? 50 kaldı. Çünkü dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 yapacak. O zaman 2 alfa 50 ise alfayı da böylelikle ne buluruz dostlar? Alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani cevap 25 çıktı 27. soruda. Evet, zor bir soru gibi gözüküyor ama yapılacak hamle belli. Çemberler birbirine değiyorsa ortak teğet çiz. Sonra ortak teğet çizdikten sonra her iki çemberde de o ortak teğeti kullanabilmek. Ama teğet kiriş açıyla, ki genelde teğet kiriş açıyla kullanılıyor. Ya da ama neyle? Merkez var orada. Merkez varsa, teğet varsa çektikle. İstediği şekilde kullan. Evet, geldik şu soruya. Arkadaş burada ne verilmiş? İki çember birbirine teğet. Aslında bu bir özellik. İki çember birbirine teğet verildiğinde ortak, her iki çembere de ortak teğet çizildiğinde o ortak teğetlerin değme noktaları ve şuradaki değme noktalarında şöyle açılar oluşturduğumuz zaman bu açıların toplamı 90 derece. Bak bunu özellik olarak vermedim bilerek. Niye? Biz kendimiz yapacağız kardeşim şimdi. Öncelikle verilen bilgileri kullanalım. 40'sa gördüğü yay 80. Alfa ise gördüğü yay 2 alfayı bir yazalım. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam burada amaç ilk etapta ortak teğeti kullanabilmek. Yani hop iki çemberin teğetliğini kullanabilmek. Hemen ortak teğeti şöyle çizdim kardeşim. Çizdim. Bunu çizmekteki amaç neydi? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hocam elimde şu teğeti kullanacağım şimdi. Ve elimde buradaki yay var. Teğet var. Yay var. Bu yaya ait kiriş oluşturayım dersin. Hemen bu kirişi oluşturursun. Hop çizdik. Bak şunlar doğrusal değil. Bunun doğrusalı buraya gelmiyor. Belki bunun doğrusalı şöyle geçecek. Tamam. Ben buradaki 80'den dolayı teğet kiriş açı oluşturdum. Teğet kiriş açıdan 40. Çünkü gördüğü yay 80. Hocam burada da yine teğet kiriş açı var. O zaman burası da 40 yaptı mı? Yaptı. Sonra dikkat. Hocam burada da 2 alfayı. Ben bu teğeti öbür çemberde de kullanmak zorundayım. Bu 2 alfa yayı var. O zaman bu yaya ait bir kiriş oluşturayım. Hop çizdim şunu da. Bunu da çizince 2 alfa ise gördüğü yay. Burası alfa, burası alfa oldu. Teğet kiriş açıdan 2 alfayı görüyorsa teğet kiriş açı alfa olur. Teğet kiriş açı alfa olur. Buradan ne geldi o zaman? Arkadaş buradan 2 alfa artı şu üçgene bak. Büyük üçgene bak. 2 alfa artı 40 40 80 eşittir 180 yaptı. Hatta bak sadeleştiriyorum. Gör diye alfa artı 40 neye eşit oldu? 90 eşit oldu. Zaten ben sana dememiştim bu açıların toplamı 90 diye. Buradan da alfa bak toplamları 90 çıktı. Alfayı da böylelikle 50 derece olarak bulduk mu? Bulduk. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bak şimdi. Hocam bu teğet birbirine eşit oldu. Niye? X kenar çıktı bak 40 40. Hocam burası da eşit oldu. Ana ne çıktı burada? Muhteşem üçlü çıktı. Hatta buradan şu sonucu da çıkartıyoruz. Şu teğetler birbirine eşit oluyor. Şu teğetler de birbirine eşit oluyor. Yani daha sonra ben bunu ispatlayacağım çemberde uzunlukta da. Şu teğet olunca buradaki açılarda kenar uzunlukları da birbirine eşit oluyor. Zaten ispatı zaten bir sonraki ders yapacağım arkadaşlar. Hiç buraya girmeyelim. Burada aynı zamanda ne oluştuğunu göstermek istedim. Muhteşem üçlü oluştuğunu da göstermek istedim. Ama bunları ezberlemeyeceksiniz tabii. Geldik bir sonrakine. Bir sonrakinde de yine aynı türde bir kural var dostum. Bir sonrakinde de alfa isteniliyor bizden. Sence nedir? Alfa 40 ve 30. Nedir? Hocam alfa 20'dir. Evet doğru. Bu sefer böyle 3 çember değdiği zaman da değme noktaları ve buradaki açılardan çevre açı oluştuğu zaman bu açılarla topladığın zaman bu açılar toplamı da 90 derece yapıyor ama ezberleme. Niye? Ya farklı yerde verilebilir. İlla bu kural çıkmak zorunda değil. Ya mesela bir tane alfayı şöyle sorardı. Şu merkezden gelirdi böyle mesela. Şuradaki açıyı sorardı. O zaman ne yapacaktın? Formül olmuyor mesela orada. Sen neyi biliyorsan onu yapacaksın. Ben şekli biraz şöyle bir büyüteyim. Biz neyi biliyoruz? Hocam biz şunu biliyoruz. Çemberler birbirine değdiği zaman ortak teğeti çizeceğiz. Hemen ortak teğeti çizelim kardeşim. Şurada bir ortak teğet çizelim. Önce ortak teğet. İşimiz ortak teğet. Şu iki çemberdeki ortak
ortak teğet çizelim. Çizdim. Sonra bu iki çemberdeki ortak teğet çizelim. Sonra şu iki çemberdeki ortak teğet çizelim. Ve ben şunları biliyorum. Ortak teğet şöyle çizdim. 30'sa gördüğü yay ne? 60. Alfaysa ki alfa 40'sa 80 yaptı. Benim burada ortak teğet çizmekteki amaç, mesela şu ortak teğet çizmekteki amaç, hem bu çemberde hem de bu çemberde o ortak teğeti kullanabilmek. Hocam bu çemberde bir tek bu yayın ölçüsü var. Teğet bu yaya ait kiriş çizeriz kardeşim şöyle. Hemen kirişi de çizdim böyle. Teğet kiriş açıdan ne oldu burada? Hocam burası 40 derece oldu. Hatta burası da 40 derece oldu. Aynı şekilde şu çemberde de teğet kiriş açı oluşturalım. Çünkü niye? Ben bu çemberde de bu teğeti kullanmak zorundayım. Bir tek bu yay var. Bu yaya ait bir kiriş oluşturayım dersin. Kafayı o şekilde çalıştırırsın. 60'ı görüyor teğet kiriş açı. O zaman burası 30. Burası da 30 mu oldu teğet kiriş açıdan? Aynen öyle. Bu çemberde de şu teğeti kullanabilmek için teğet kiriş açı. Hocam bir tek 2 alfayı biliyorum. O zaman ona ait bir kiriş oluştururum şöyle. Oluşturdum böyle. Oluşturunca da ne çıktı kardeşim? Hocam 2 alfayı görüyor. O zaman burası alfa. Burası da alfa. Oldu mu? Oldu. Şimdi ne oldu burada? Hocam alfadan 2 tane, 30'dan 2 tane, 40'tan 2 tane. Yani yazıyorum şuraya. 2 alfa artı 2 tane 30 yani 60 artı 2 tane 40 yani 80 eşittir 180 yapacak. Gerçekten de alfa 30 ve 40'ın toplamı 90 oldu. Şurada köşelerden çıkan açılardan. Ama bunu ezberleyin diye özelliğini vermedim. Bak soru üzerinde gösteriyorum. Dolayısıyla alfayı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece buluruz dostlar. Evet, olay bu. Teğet kiriş açıda. Çemberlerde birbirine değdiğinde, ki ÖSYM uzun zamandır sormuyor, bir sürprizle karşımıza çıkar. Çemberde açıda bu şekilde hareket ediyoruz. Çemberler birbirine değdiği zaman. Çemberde uzunlukta daha farklı davranacağız. Onu da çemberde uzunlukta anlatacağım zaten sana. Vay vay vay. Bitti mi? Bitti. Evet, bu çemberde iç açı ve dış açıyı da bir sonraki derse bırakacağım. O zaman en zevkli kısma geldik. Dur bakalım. Gelelim şöyle. Bugünü bitirdik. En zevkli kısım neresi? Şurası. Burada ne yapacağız hemen? Tiki atacağız. Geldik 28. güne. Hocam 28. günde şu tiki atıyoruz şöyle. Dur güzel böyle. Keyifli at. Şöyle. Bitti. Sırada ne var? 29. gün var. Hemen şuraya bakalım. Çemberde açı bitmediği için daha biz sanırım şeyi bitiremedik ama şuraya tik atalım. Ödev var mı? Ödev yok dostum. Şöyle görüyorsun. Ödev yok burada. Çemberde açıyı tam anlamıyla bitirdiğimiz zaman, yani şuraya tik attığımız zaman ödev o zaman olacak. Çemberde açıyı da ne zaman bitiriyoruz? Yarın bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz gençler? Yarın yani 29. günde çemberde açıya devam edeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.